Baba. Hı? Cihan. Ne oldu? Yok, bir şey yok da öyle sen dalıp gidince. Dalıp giderim, kızıma dalıp gittim. Kız benim değil mi? Hayır, kız senin de yani. Bana bakarak bir şey düşündün. Evet, düşündüm aslında. Ya dün Zeynep'le seni konuştuk. Yani o kadar güzel şeyler söyledi ki çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Gerçekten. Ne gibi şeyler konuştunuz? Ya şimdi başlangıçta siz biraz şeydiniz ya birbirinizle. Uyuz. Yok canım, bayağı kötüydünüz, felaketti. Doğru ama sonra çok iyi toparladınız. Ondan sonra Zeynep de bunun farkında. Bayağı bir yakınlaştınız. Senden hiç beklemiyordu bunu Zeynep. Aslında ben de kendinden beklemiyordum. Neyse yani sonuç olarak bu kadar yakın olmanızdan dolayı çok mutlu Zeynep. Güzel. Ben de mutluyum. Ne yapıyorsun canım? İnternette gezinmeye çalışıyorum. Sen de Tayfun'u mu düşünüyorsun? Sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Söyle canım. Şimdi biz Demet'le konuştuk da... onun böyle iyi bir avukata ihtiyacı varmış. O yüzden İbrahim'le görüştüm. O da bir arkadaşını önerdi bu Tayfun'un kızıyla ilgili olarak. Yani avukatı hallettik ama yine de Tayfun'un bir işe, belki de bir yuva kurmasına, bir evliliğe ihtiyacı var. Bir işi var zaten Tayfun'un. Evet ama daha düzenli bir eve ihtiyacı var. Çok önemli. Hani evlenirse çok daha kolaylaşır her şey. Hani mesela Demet'le. Saçmalama. Neden? İkisi de bekar sonuçta. Ya bizim komşu Nihan Hanım da bekar. İstersen onunla konuş. Belki Tayfun onunla evlenmek ister. Hayatım ne alakası var? Yani ben sadece Tayfun kızına daha çabuk kavuşabilsin diye yani. Ya Tülin, Allah aşkına bak, rica ediyorum. Bir daha böyle saçma sapan şeyler duymak istemiyorum. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.